Merhaba arkadaşlar, AutoCAD eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere çizim komutlarından Construction Line komutunu anlatacağım. Construction Line, inşaat hattı anlamına gelir. Mimarların ve inşaat mühendislerinin kat planı çiziminde kullanılır. Construction Line komutuyla sınırsız çizgi çizebiliriz. Komuta Draw araç çubuğunun üzerindeki Draw kısmına tıklayarak, açılan pencereden Construction Line kısa yoluna tıklayarak veya komut satırına XL veya X'ten yazarak komuta ulaşabiliriz. Draw araç çubuğundan Construction Line komutuna tıkladım. Benden birinci nokta isteniyor. Birinci noktaya tıkladım. İkinci noktam çizginin ne tarafa doğru uzayacağını gösteriyor. Açılı bir çizgi çizmek istiyorsun. Bu şekilde istediğim yere basabilirim veya istediğim bir açıya girebilirim. Ölçüsünü yazabilirim. Mesela ölçüsünü 300 yazalım. Tab işaretine tıkladım ya da klavyeden küçük işarete geçtikten sonra 45 derece yazdım. Enter dedim. Ve bu şekilde bir tane çizgi çizmiş oldum. Geri aldım. Tekrar Draw araç çubuğundan Construction Line komutuna tıkladım. Tekrar komuta tıkladım birinci kısma. Yatay veya dikey çizgi çizmek istiyorsam ortaya açıyorum. Yatay çizgi çizdim. Enter diyorum, çıkıyorum. Tekrar komuta tıklıyorum. Bu kez de dikey çizgi çizmek istiyorum. Bu kez yukarıya tıklıyorum. Enter diyorum ve dikey çizgi çizmiş oldum. Bunları siliyorum. Gelişigüzel çizgi çizme bu şekilde oluyor. Draw araç çubuğuna tıkladıktan sonra Construction Line komutuna aşağıda bana 5 tane seçenek sunuyor. Bir tanesi horizontal yatay çizgi çizmemi sağlıyor. Komuta tıkladım. Birinci nokta burası olsun diyorum. İstersek ölçü girebiliriz. Birinci noktadan ölçüyü aldıktan sonra 5 yazdım mesela. Enter dedim. İkinci çizgi çizdi. Tekrar 5 yazdım. İkinci, üçüncü çizgi çizdi. 5 yazdım. Son çizgiden itibaren ölçü girdikçe son çizgiyi baz alarak bir sonraki çizgiyi çiziyor. Bu da yatay çizgi çizmemizi sağlıyor. Draw araç çubuğundan Construction Line'a girdim. Bu kez Vertical seçeneğini seçiyorum komut satırından. Vertical da dikey çizgi çizme anlamına geliyor. Buna tıkladım. Tekrar buna 5 giriyorum arkadaşlar. Tekrar 5 giriyorum, Enter diyorum. 5 diyorum, Enter diyorum. Bu şekilde yatay çizgi çiziyor. Tekrar komuta giriyorum, Construction Line komutuna. Bu kez Angle, açı gir diyor arkadaşlar. Açım 45 derece olsun diyorum. Enter diyorum. Bakın şuradan başlayalım. Girdim. Yukarıya doğru çekiyorum, 5 diyorum, Enter. 5 diyorum, Enter. 5 diyorum, Enter. Bu şekilde 5-5-5 diye açılı çizgi çizmemi sağlıyor. Draw araç çubuğundan tekrar Construction Line'a giriyorum. Bu kez 4. seçenek Bisect. Bisect'e tıklıyorum. Benden öncelikle komut satırında Specific Angle Vertex noktası, yani tepe noktası bul diyor, bir tane diyor, belirle diyor. Tepe noktasına tıkladım. Sonra Specific Angle Start Point, yani başlangıç açısı gir diyor. Bu da 55 derece olsun diyorum. Bunu yaptık. Daha sonra açı ve nokta gir diyor. ölçüm. Tab küçük işareti koyuyorum. Bu açıya da 55 diyorum. Enter dedim. Bakın bu ilk noktayla ikinci nokta arasında bir açıda çizmemi sağladı. Bunu da siliyorum. Son olarak da offset komutunu anlatalım. Offset komutu tek başına işe yaramıyor arkadaşlar. Bir Construction Line çizgisi olması gerekiyor. Bunun için bir tane Construction Line komutuyla horizontal bir tane yatay çizgi çizdim. Komuta Enter Enter dedim. Komut satırına tekrar geri geldim. Offset diyorum. Buraya bir ölçü giriyorum. 50 dedim. Enter. Bu çizgiyi seçtim.
Ne tarafa doğru aşağı veya yukarıyı seçersem o tarafa doğru öteleme yapacak. Tekrar seçtim. Yukarıya girdi. Tekrar seçtim. Yukarıya. Tekrar seçtim. Yukarıya. Tekrar seçtim. Yukarıya. Şimdi Construction Line komutunu bir de plan üzerinde yapalım. Planımızı çağırdık. Şöyle bir plan çizeceğiz. Buradan Construction Line komutuna Drawer çubuğundan girdim. Horizontal'a tıkladım. Aşağı kısımdan başlıyorum. Buraya tıkladım. Enter dedim. Offset komutuna tekrar geldik. Buradan duvar kalınlıkları, dış duvar kalınlıkları 200, iç duvar kalınlıkları 100 olacak. Enter dedim. 200'e yazdıktan sonra. Bunu seçtim. Yukarıya doğru öteledim. Enter dedim. Offset dedim. Benim planımın içten içe kısmı 4950. Enter dedim. Bunu seçtim. Yukarıya doğru tıkladım. Offset dedim. Enter dedim. Tekrar offset diyorum. 200 enter diyorum. Enter diyorum. Bunu da yukarıya doğru offset dedim. Dış kısmını belirledim. Tekrar enter diyorum. Offset diyorum. Bu kez iç duvarları belirleyeceğim buradaki yatay kısımdaki. 1250. Şunu buraya öteledim. İç duvarı diğer kısmını yapabilmek için enter dedim. Offset dedim. 100 diyorum. Enter diyorum. Burayı öteledim. Enter diyorum. Offset diyorum. Buraya 850. 850 giriyorum. Enter diyorum. Bunu seçiyorum. Yukarıya doğru öteliyorum. Enter diyorum. Enter diyorum. Tekrar offset diyorum. Buraya 100 diyorum. Enter diyorum. Şu kısmı 100 öteliyorum. Tekrar enter dedim. Bu kez şu en alttan itibaren 2000. Şurayı seçiyorum. Buraya öteliyorum. Enter diyorum. Offset diyorum. 100 diyorum. Enter diyorum. Şu duvarı da içeriye öteliyorum. Burayı yaptım. Yukarısı kaldı. Enter diyorum. Offset diyorum. Burasının yüksekliği 615 diyorum. Enter diyorum. Şurayı öteliyorum. Enter. İç duvarımın kalınlığı 100'dü. Enter diyorum. Burayı yaptım. Enter diyorum. Tekrar offset geliyor. Offset'i tamamını arkadaşlar 2000 yapıyorum. Enter diyorum. Şunu seçiyorum. Buraya öteliyorum. Enter diyorum. Gene iç duvarımın kalınlığı 100'dü. Bunu 100 birim öteliyorum. Son olarak da enter diyorum. Şuradaki duvarım kaldı. Orayı da yapalım. Burası da arkadaşlar 1200. Enter. Burayı seçtim. Burayı öteledim. Enter diyorum. Offset diyorum. 100 diyorum. Enter. Burayı da burayla öteledim. Yataylar bitirdim arkadaşlar. Şimdi dikeylere geldim. Tekrar drawer açımından Construction Line'e geldim. Vertical'ı seçtim bu kez. Bir noktaya tıkladım. Sonra arkadaşlar benden duvar ölçüsü 200 diyorum. 200'ü duvarını çizdi. Tekrar komuta geldim. Offset diyorum. Burası 7500. 7500 giriyorum. Enter diyorum. Şunu seçiyorum. Buraya öteliyorum. Enter diyorum. Offset diyorum. 200 diyorum. Enter. Duvarımın dış kısmındaki dikey duvarları çizmiş oldum. Tekrar enter dedim. Offset diyorum. Bu kez 1000 diyorum.
şu kısmı çiziyorum. Şuradan şuraya öteliyorum. Enter enter diyorum. Offset diyorum. 100 diyorum. Enter enter. Buraya geldim. Burayı ötelim. Enter enter dedim. Offset geldi. ...2150 diyorum. Enter diyorum. Burayı belirledim. Enter, enter diyorum. Offset diyoruz. İç duvarın kalınlığı 100 olduğu için bunu yapıyorum. Tekrar enter, enter diyorum. Offset diyorum. Bu kez 3160 dedik. Enter, enter. Buraya geldik. Burayı belirledik. Enter enter dedik, offset dedik, 100 dedik duvar kalınlığımız, burayı belirledik. Son olarak da arkadaşlar şu işte bir tane duvarımız kaldı. Onu belirleyeceğiz. Enter enter dedik, offset dedik. Burası da 1350. Enter dedik. Bunu buraya tıkladık. Offset, enter, enter dedik. Offset dedik. 100 dedik. Enter. Burayı, buraya tıkladık. Çizimimizi bitirdik. Fazlalıkları sileceğiz. Buradan arkadaşlar trim komutuna geldik. Modify komutlarından. Bakın arkadaşlar çok kolay bir şekilde ESC dedik, çıktık. Daha sonra şuradaki fazlalıkları da silelim. Sildik. Planımızın dış hattını sildik. Buradan modifiye araç çubuğundan trim komutuna geldim. Şöyle yaklaşıyorum. Evet, bu kısmı sildik. Şu kısım da siliniyor arkadaşlar. Bakın planımızı oluşturduk. Kapı pencereleri de bu şekilde oluşturabiliriz. Buradan drive araç çubuğundan bir kapı oluşturalım. Sadece bir kapı. Vertical diyorum. Şuraya tıkladım. Bir tane kapı 850 diyoruz. 850 dedik. Enter dedik. Bunu da trim komutuyla temizliyorum. Kapı boşluğumuzu da oluşturduk. Evet, diğer kısımları trimleyerek sildik. Construction line de bu şekilde uygulanır. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.